Marmara bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip Dilovası, sanayi ve ticarete dayalı ekonomisiyle Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl beldesinde bulunan sivil mimari yapıları ve Yahya Kaptan'ın anıt mezarıyla tarihi, kültürü, sahiliyle bir bütünlük içindir. Dilovası tarihi çok eski geçmişlere dayanan bir yer. Vakti zamanında Osmanlı Sarayı'nın bütün meyvesinin sebzesi buralardan gidermiş. Ve burası aynı zamanda Anadolu ile İstanbul arasındaki bir bağlantı noktası. Çok eski tarihlere dayanan bir geçmiş olan bir yer burası. Ama tabii özellikle 1960'lı yılların ortalarından itibaren büyük bir sanayileşme yaşamış burası. Bu sanayileşme ile birlikte büyük bir göç almış Dilovası ve o eski yapısı kaybolmaya başlamış. Burada önemli tarihi eserler var. Mimar Sinan'ın burada yaptığı bir köprü var. O köprü sanayinin içerisinde kalmış. Şimdi o köprünün onarılması ve restorasyonu için çalışmalar devam ediyor. Onun dışında Demirciler Köyümüzde, Tavşancıl Mahallemizde tarihi hamamlar, camiler, konaklar var. Tavşancıl mahallemizde yine 84 tane koruma altına alınmış tarihi yapıda binalar var. Ancak bunların da tabii onarılması gerekiyor. Sadece iki tanesi onarıldı bunlardan. Birisi bir dernek kullanıyor, diğerisi de Kur'an kursu olarak değerlendiriliyor. Buraların onarılması için belediyenin de Kültür Bakanlığı'yla büyük bir organizasyon çalışması var. Umarız ki belediye bu konuda belediyemiz bir yol kat eder ve oradaki o 84 tane tarihi binada onarılır ve Dilovası'nın imajını daha iyi hale getirme anlamında bir yol kat edilir. Tabii demin de ifade ettiğim hamamlar var, çeşmeler var. Bunların da mutlaka onarılması ve halkımızın hizmetine açılması lazım. Burada maalesef yol üstünde geçen vatandaşlarımız hep o sanayinin dumanını görüyor, fabrika bacalarını görüyor veya işte fabrikaları görüyor. Ve burada maalesef imar yapısına çok uygun olmayan evleri görüyorlar. Tabii bu da insanların gözünde olumsuz imajlar oluşturabiliyor. İşte biz de kaymakamlığımızın da iştirakçı olduğu bir projeyle İçişleri Bakanlığımız kabul etti. Dilovası'nın daha iyi tanıtılması için bir proje başlattık. Bunun için de tabii siz de varsınız, sizin de desteğinizi alıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları da bize destek verecek. Bu proje kapsamında Dilovası'nın tarihi değerlerinin ortaya çıkartılması ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. Bununla ilgili sergiler açılacak, işte kitaplar basılacak, seminerler verilecek. Dolayısıyla Dilovası'nı o işte kirli havası olan, sanayinin içerisinde boğulmuş olan, imar yapısı bozuk olan algısından tarihi değerleri olan, tarihi geçmişi olan bir yer olduğu konusunda da tanıtımı sağlayacağız inşallah. Burada bir de tabii milli mücadeleler sırasında Yahya Kaptan Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda da uzun uzadıya bahsettiği milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ın şehitliği de burada bulunmakta. Burada şehit olmuş. Bu bölgede Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle buradaki çetelere karşı vatandaşın güvenliğini sağlamış ve milli mücadele içinde büyük katkılar sağlamıştır. Onun da tanıtılmasını istiyoruz. Pek çok kişi Yahya Kaptan'ın mezarının burada olduğunu bilmiyor, anıtının burada olduğunu bilmiyor. Bunu da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah
bu çalışmalarımız sonuç verir ve Dilovası'nı daha iyi hale getiririz diye düşünüyorum. Bölgemizin kurtuluşunun neferi olan Kuvayi Milliye kahramanı ya da başka bir ifadeyle Tavşan Cıllı Yahya Kaptan kimdir? İsterseniz gelin birlikte tanıyalım. Yahya Kaptan, 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar'ı öldürüp dağa çıkması, yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat-ı mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yahya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yahya Kaptan, Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan, İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, işgal güçleri yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında, Selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Burada 6 tane organize sanayimiz var. 540 tane fabrikamız var Dilovası'nda. Burası dediğiniz gibi daha önce İzmit Körfezi'nin dolaşmak yerine burada iskele sayesinde tarih boyunca da hep karşıya geçme, İstanbul'a ulaşma açısından kullanılan bir yermiş. Ama şimdi tabii daha çok sanayi bölgesi olmuş. İlçemizde sanayi genelde hep ağır sanayi şeklinde. Yani demir çelik sanayi, kimya sanayi, boya sanayi ülkemizin ekonomisine katkıda sunan büyük firmaların, büyük fabrikaların bulunduğu, işletmenin bulunduğu bir yer burası. Yaklaşık 35 bin kişi her gün dışarıdan buraya gelerek fabrikalarda çalışıyor. Bu haliyle bile şu an yetmiyor. Bu da sevindirici. Çünkü yeni yeni fabrikaların açılması gündemde. Organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi gündemde. Ama tabii bunu yaparken de Dilovası halkının da sanayiden olumsuz etkilenmesini de önlemek zorundayız. Onu da düşünmek zorundayız. Çünkü sanayi bir anlamda atık üretmek demektir. Bu bazen duman olarak, bazen dereye verilen atık şeklinde söz konusu olabiliyor. Ama şu haliyle o eskiden söz konusu olan çevre kirliliği oldukça denetimlerle ve fabrikalarında gösterdiği özenle birlikte minimum seviyeye düşürülmüş vaziyette. Ha, zaman zaman şikayetler oluyor. Vatandaşımız bunda da haklı. Ona da bir şey demiyoruz tabii. Ama sanayinin olduğu yerde illaki kirlilik de söz konusu olabiliyor.
Dilovası'nda nüfusumuz 50.511 yerleşik nüfus. 12 mahallemiz var. 12 bin öğrencimiz var. 33 tane okulumuz var. Yerleşik nüfusun çoğusu burada daha çok fabrikalarda işçi olarak çalışıyor veya işte daha çok tır şoförlüğü veya sanayide mavi yakalı dediğimiz kesimde faaliyet gösteriyorlar. Son dönemlerde anaokulu ihtiyacımız vardı. Geçen yıl iki tane anaokulu yapıldı, bir tane lise yapıldı. Tabii burada sanayi olduğu için branş liselerinin olması da bizim için önemliydi. Bir tanesi Yılport Lojistik Lisesi açıldı bundan 3 yıl önce. Burası çünkü lojistik bölgesi, limanlar olduğu için. 2 yıl önce GEPKİM OSB'nin katkılarıyla birlikte bir kimya lisemiz açıldı. Bunun yanında gene metal bölümü ve makine bölümüyle ilgili meslek liselerimiz var. Bunlar da sanayiye eleman yetiştirmek için eğitim sürdürüyorlar. İlginize, alakanıza teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Dilovası sanayi ile tarihin buluştuğu bir yer. Biz hem buranın bir üretime, sanayi anlamında atılım yapmasını istiyoruz, hem de vatandaşımızın mutlu olmasını istiyoruz, hem de buranın kültürel değerlerinin ortaya çıkmasını ve Dilovası'nın daha iyi anılmasını istiyoruz. Yani sadece burası bir sanayi kenti olmadığını, buranın tarihi geçmişlerinin olduğunu da anlatmak istiyoruz. Umarım bunlarda başarılı oluruz. Burada tabii sadece Dilovası değil, bütün Kocaeli'nin değerleri ortaya çıkartılmış. Tabii Kocaeli deyince burası Dilovası ile birlikte çok çok eski, Osmanlı'dan önce Bizans devrine dayanan bir geçmişi var buranın. Bu çalışmada Kocaeli'yi daha iyi tanıtma anlamında, anlatma anlamında güzel bir çalışma oldu. İnceledim bu çalışmayı da. Detaylı çalışmalar var, güzel çalışma yapılmış. Burada tabii buranın deprem bölgesi olması sebebiyle buradaki geçmişte yaşanan sıkıntılar, Gölcük depremi, onlar dahi burada işlenmiş durumda. Dolayısıyla bu kitabın, bu kitapçığın Kocaeli'ne güzel şeyler katacağına inanıyorum. Dilovası Hereke ile 5 kilometre mesafede birbiriyle yakın ilişkileri olan bir belde. Dolayısıyla birbirlerinin kültürlerinden, birbirlerinin her türlü sosyal ve hareketlerinden etkilenmiş iki tane yerleşim birimimiz. Hereke halısı dünyaca ünlü. Bizim Türkiye'yi bu anlamda Türkiye'nin tanıtıldığı bir ürün. Dilovası için de Hereke halısı çok önemli olmuş geçmişte. Burada Hereke halıları üretilmiş. Burada bizim Çerkeşli Mahallesi muhtarımızın eşinin ördüğü bir halı örneğimiz var. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün etkinlikleri kapsamında daha önce burada Hereke halılarının üretimi yapılmış. O kapsamda yapılmış bir halı. Türkistan'dan Anadolu'ya, renk renk, nakış nakış uzamış kilimlerimiz. Aşkımızı, sevdamızı ilmeklerle halılara nakşetmişiz çağlar boyunca. Bazen binlerce yıllık pazırık halısı olmuşuz Altaylar'da. Bazen Hereke'de dokunan örtü olmuşuz Kabe-i Muazzama'ya. Bazen yatak, yorgan, bazen yer örtüsü, çadır perdesi, bazen seccade ya da minder, bazen de duvara asılan süs eşyası olmuş halı ve kilimler. Zengin bir kültüre sahip bir toplumun düşüncelerini, sevdalarını, savaşlarını yansıtmış. Orta Asya'dan başlayıp Selçuklu'ya, oradan Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanmış bu halk sanatı. Böylece binlerce yıla meydan okuyabilmiş,
kök saldığı her toprakta yeni motif ve renklerle gelişip güncellenmiştir. Zengin kültürlerin birikimini ilmikler vasıtasıyla aktaran kadim sanatımız, tarihi İpek Yolu sayesinde Altay Dağları Yenisey Vadisi'nden dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Hereke halısında ham madde olarak ipek, yün ve pamuk kullanılır. Hereke halısı pamuk iplik üzerine yün ve ipek üzerine ipek olarak iki türlü dokunur. Yün halıların desimetre karesinde 3600 ilmek, ipek halıların desimetre karesinde ise 10.000 ilmek bulunur. Bu kadar sık dokunduğu için hereke halılarında bulunan desenler oldukça ayrıntılıdır. Hereke halısı çalışmaları Dilovası'nda bir müddettir yapılmaz olmuş. 2 yıl önce burada halk eğitim yeni binamız açıldı, hizmete girdi. Bu hizmete girmesiyle birlikte bizim de amacımızdan, önemli amaçlarımızdan bir tanesi Dilovası'nda hereke halıcılığını tekrar geliştirmek. Bu anlamda kurs açılmasını planlıyoruz. Umarım bunda başarılı olacağız ve tekrar hereke halısını canlandıracağımızı düşünüyoruz. Bunu yapmakla birlikte buradaki kadınlarımıza, genç kızlarımıza yeni bir iş alanı, yeni bir ekmek kapısı da kazandıracağımızı düşünüyoruz.